8. defa merhaba. Bugün sizlere kısaca 2017'de CDP'nin geldiği noktadan bahsedeceğim. Türkiye'de yıllar bazındaki raporlama eğilimlerini sergilemeye çalışacağım. Sonuçları sadece ana hatlarıyla aktarmaya çalışacağım çünkü zaten elinizde raporlar var. Bir küçük yorumum olacak ve daha sonra da Türkiye liderlerini biliyorsunuz fakat tekrar burada sizlerle beraber kutlayacağız. Dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunlar o kadar derin, o kadar acil ki biz akademisyenlerin artık geleneksel araştırma yöntemleriyle hayatımızı sürdürmemiz ve katkıda bulunmamız topluma pek mümkün değil. Geçmiş verileri toplayarak, geçmiş verilerden istatistik analizler yaparak genel geçerli sonuçlarla bilim üretmeye ve bilgi üretmeye çalışmanın mutlaka ki çok önemli bir yeri var ama yeterli değil. Bunun için Sabancı Üniversitesi ve özellikle Kurumsal Yönetim Forumu önemli, toplumsal açıdan önemli, acil sorunlara cevap verme konusunda araştırmayı demokratikleştirmeye çalışıyor. Biz sizlerle beraber, sorunların doğrudan muhataplarıyla beraber bu sorunları ele almaya, bu sorunlara cevaplar bulmaya ve bütün bunları akademisyenlerin bilgi üretmekteki üstünlüklerini bir kenara bırakarak, algılanan üstünlüklerini mütevazi bir yaklaşımla ele almaya çalışıyoruz. Onun için Sabancı Üniversitesi her zaman bir fil dişi kule olmamak ve çalışmalarını, araştırmalarını sorunları çözmek üzere toplumla, taraflarla beraber dediğim gibi bilgi üretmeyi demokratikleştirerek gerçekleştirmeye çalışıyor. Bundan dolayı Sabancı Üniversitesi CDP'nin de doğal bir ortağı bu projede. 8. senemizi bugün hep birlikte kutluyoruz. 2017'de CDP'nin noktada Paul Dickinson bunu kısaca anlattı. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. İşte 110 trilyon dolar varlığı yöneten yatırımcılar, bunlar CDP'nin imzacıları. Dünya piyasalarının %55'ini temsil eden 1073 şirket, bu 6300'ün 1073'ü dünya piyasalarının %55'ini temsil ediyor. Bunlar küresel emisyonların %18'inden sorumlu. Ve bugünkü rapora baktığımızda, CDP'nin aksiyon raporlarına baktığımızda gördüğümüz şu ki, bu şirketlerin emisyon azaltım hedeflerini bir araya koyarsak, dünyadaki emisyonların, toplam emisyonlarının %10'unu, çok ciddi bir rakam, azaltmayı 2 sene içinde en fazla taahhüt ettiklerini görüyoruz. Bu gerçekten kolektif aksiyonun, yani tarafların bir araya gelerek, akademisyenlerin, şirketlerin ve politik üreticilerin bir araya gelerek neler yapabileceklerini, hatta belki politik üreticiler işin içinde olmasa bile neler yapabileceklerini göstermesi açısından önemli. Yüksek oranda şirket bilime dayalı hedefler koyuyor. Bundan çok bahsedildiği için kısaca bu bilime dayalı hedefin ne olduğunu ve karşı karşıya kaldığımız resmi biraz aktarmak istiyorum. Endüstri öncesi dönemden bugüne kadar görüyoruz ki emisyonlar oldukça hızlı bir biçimde artıyor. Ve eğer bu şekilde devam edersek 4-6 derecelik bir ısınmaya doğru gidiyoruz. Paris sürecinde verilen ulusal taahhütlerin gösterdiği emisyon azaltması, bakın şu orada gördüğümüz ortadaki nokta. Bu hedefimiz olan küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak için gerekli olan emisyon azaltımlarının 1/3'ü bile değil. Yani işi hükümetlere bırakırsak sonumuz iyi değil. Demek ki aksiyon almak zorundayız. Hükümetlere bırakmadan aksiyon almak zorundayız. Ve şu anda gördüğümüz bilime dayalı hedefler benimsenmesi. Türkiye'de 8 şirket, uluslararası alanda %14'e varan sayıda şirketler bilime dayalı hedef belirliyorlar emisyon azaltmalarında. Nedir bu bilime dayalı hedef? İşte şu karbon bütçesi, yani 2016'dan itibaren üreteceğimiz karbonun 2 derecenin altına ısınmayı düşürmesi için maksimum üreteceğimiz karbon emisyonlarıyla kendilerini sınırlayacak bir emisyon azaltması stratejisi belirliyorlar.
bilimsel, bilime dayalı hedeflerle bunu kastediyoruz. Ve tabii ki CDP'nin politikaları burada flu görünüyor ama CDP'nin web sitesine baktığınızda istediğiniz sene, istediğiniz sektör, istediğiniz ülke için şirketlerin raporlarını görebiliyor ve burada da bu değişimi ve onların bu riskleri nasıl yönettiklerini ve ekonomiye nasıl dönüştürücü bir katkıda bulunduklarını görebiliyoruz. Bu raporlar son derece önemli. Gelelim Türkiye'ye. Bu bir hakikaten kıvılcım noktası Türkiye için. Neden kıvılcım noktası? Birincisi, önce sayılara bakalım, sonra neden kıvılcım noktası olduğunu düşündüğümü söyleyeyim. Bu 2010 yılında başlattığımız projede 11 şirketle başlamıştık. İlk sene 11 şirket CDP aracılığıyla raporlama yapmıştı. Bugün ulaştığımız sayı 58. Daha önemlisi, bu şirketlerin, bu 58 şirketin 42 tanesi BIST 100 içerisinde davet alanlar, diğerleri davet almadığı halde gönüllü raporlama yapanlar ama en önemlisi bakın, borsanın piyasa değerinin %54'ünü temsil eden şirketler bunlar. Ve bu rakam CDP'nin %55'iyle hemen hemen aynı. Dolayısıyla Türkiye'deki özel sektörün dinamizmini ve Türkiye'deki özel sektörün öngörüsünü ve adaptasyon yeteneğini esasında bu resimden de görmek mümkün. Durmak istemiyorum sayılar üzerinde çünkü raporlar zaten elinizde ve sayılar da aklınıza kalmayacak gayet tabii ki. Ama öncelikle bir kere şirketlerimize bir bakalım. Hangi şirketler bu öncü rolü oynamaktalar? Türkiye'deki ekonomiyi düşük karbonlu bir ekonomiye geçirme konusunda liderlik yapıyorlar. Bu şirketler mutlaka ki bu işi iyi yönettikleri gibi başka işleri de iyi yönetiyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin değerli şirketleri bunlar. İlginç başka bir resim. Bugün itibariyle raporlama yapan 50 şirketin tarihsel olarak başlangıcından bu yana raporlama eğilimlerini de görüyoruz. Gördüğümüz gibi bir kısmı, hepsi tabii ki BIST 100 içinde olmadığı için her sene BIST 100 içinde olup da davet alanlar, giderek cevap vermeyenlerin sayısı azalıyor ve cevap verenlerin sayısı da artıyor. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle sanıyorum artık CDP aracılığıyla rapor yapma şirketlerin kendilerini de geleceğe hazırlamanın enstrümanlarından biri olarak değerlendirilebilir. Yanıt veriyorlar ama ilginç başka bir durumda. Bu yanıtlar cevap verdikleri sorular itibariyle baktığımızda büyük oranda tatmin edici yanıtlar. Yani 2010 itibariyle ne oranda tatmin edici yanıtlar veriyorlar bu şirketler diye baktığımızda 2017 itibariyle gerçekten 58 şirketin 43'ünün soruların %75'inden fazlasına tatmin edici bir cevap, anlamlı bir cevap verdiğini görüyoruz. Yine dünyadaki eğilimlere paralel olarak Türkiye'deki şirketler de iklim değişikliği konusunda sorumluluğu yönetim kurulları düzeyinde ele alıyor. Yönetim kurulları veya yönetim kurulunun atadığı ona rapor veren bir komite aracılığıyla ele alıyor. 38 şirket %58'e dek gelen bir oranda bu durumda. Bu oldukça önemli. Demek ki buradan çıkan sonuç yine raporlarda kendini gösteriyor. İş stratejileri artık düşük karbonlu ekonomiye göre yeniden tasarlanıyor. Yenilenebilir enerji ya da tüketim hedefi koyan şirketlerin sayısı artıyor. Düşük karbonlu ürünler sunan şirketlerin sayısı artıyor. Ve ya ürünleri ya da programları vasıtasıyla üçüncü partilerin emisyon azaltmalarına kolaylık sağlayan şirketlerin sayısı da giderek artıyor. Bu oran Türkiye'de %45, 20 şirket. Dünyada %75. Bu oranın da giderek ve hızla arttığını görüyoruz. Karbon fiyatlaması yapan şirketlerin de sayısında bir artış görüyoruz. Bu hemen hemen dünyayla benzer bir oran esasında şirketlerimizin %18'e 8 şirket karbon fiyatlaması yapıyor. Bu piyasaların çalışmadığı bir ortamda bu piyasayı çalıştırmaya dönük iç maliyetleri içselleştirmeye yönelik ve geleceğe hazırlamaya yönelik önemli bir strateji.
Riskleri ve fırsatları Türkiye'deki şirketler gayet iyi değerlendiriyorlar. Detayları burada göreceksiniz ve daha sonraki panelimizde de bu riskleri ve fırsatları şirketlerimiz birer birer açıklayacaklar. Ama gördüğünüz gibi en fazla raporlanan risk ve en fazla raporlanan fırsat marka değeri, şirketin piyasadaki görünürlüğü, bunların önemli riskler olduğunu ve aynı zamanda önemli fırsatlar olduğunu söylüyor şirketler. Tabii ki regülasyonların çalışmalarını etkileyeceklerini büyük ölçüde dile getiriyorlar, %50 oranında ve uluslararası anlaşmaların %44 oranında. Bu da onların tabii ki kendilerini hazırlamaları için bir motivasyon kaynağı oluyor. Baktığımız zaman sektörlerin ne şekilde etkilendiğini, bu marka değerini etkilemesi ve piyasadaki repütasyonunu etkilemesini zaten buradaki sektörlerdeki risk sayılarını inceleyerek de görebiliyoruz. Bu kırmızı çizgi en yukarıdaki tüketim malları, dayanıklı tüketim malları üreticileri. Bunların raporladıkları risk sayısı bütün diğer sektörlerden çok daha fazla. Yani vatandaş bir baskı uyguluyor ve o vatandaşın uyguladığı baskı şirketleri değiştiriyor. Tabii sadece vatandaşlar değil, aynı zamanda yatırımcılar da bu baskıyı uyguluyorlar. Ve sonuçta gördüğümüz gibi çok sayıda riskin Türkiye için raporlandığını görüyoruz. Rakamlarla özet, sadece bir tek şey söyleyeceğim bu resimde. Bu 42 şirketin, pardon 58 şirketin 7 tanesi A kategorisinde yer alan şirketler, CDP'nin sınıflandırmasına göre A ya da A eksi. Bu çok çok iyi bir konumlandırma Türkiye şirketleri için ve çok yüksek oranda bir konumlanma A sınıfı şirketler için. Diğerlerini zaten raporda göreceksiniz. %80 oranında şirketler emisyon azaltma hedefleri vermişler ki bu oldukça yüksek bir rakam. Küresel olarak %89, yani ona çok yakınız. %90'ı şirketlerin raporlayan Scope 1 ve Scope 2 emisyonlarını raporlamışlar. %72'si de Scope 3 raporlaması yapmış. Başladığımızda bu rakamlar tabii hiç böyle değildi. Daha önemlisi %72'si Scope 1 ve Scope 2 emisyonlarını onaylatmışlar, verify etmişler. Bu da %75'e yaklaşan bir oran artışla, küresel rakam %75, ona yaklaşan bir oranda iyi bir artış olduğunu görüyoruz. Raporun detaylarını, daha doğrusu durumun detaylarını raporda göreceksiniz. Onun için daha fazla ben vaktinizi almak istemiyorum ama ana çıktılar nelerdir diye kısaca belki bir özetlemek gerekirse. Artık iklim değişikliğinin başlı başına bir yönetim kurulu gündemi maddesi olduğunu görmekteyiz Türkiye'de. Sorumluluğun en üst karar vericiler ve hesap verme sorumluluğu taşıyanlar tarafından üstlenildiğini görmeye başlıyoruz. Ve şirketler artık düşük karbonlu bir ekonomi için uzun vadeli 2020-2030'lara varan hedefler koymaktalar ve harekete geçmekteler. Emisyon azaltımı konusunda önemli bir gelişme var. %40 raporlama yapan şirketlerde emisyon azaltımı yapılmış durumda. Şirketler fırsatları da çok iyi kullanıyorlar. Onu da görmek lazım. Ve CDP'nin puanlarına baktığımızda, şirketlerin puanlarını, puanları açıklamıyoruz ama kategorileri açıklıyoruz. 2011'e kıyasla 3 kat artış var puanlarda Türkiye'deki şirketlerin aldığı. Ve en önemlisi Türkiye'deki şirketler artık bu konuda politika üretme sürecine dünyadaki diğer şirketler gibi katılmaya devam ediyor. Buradan nereye gideceğiz? Buradan gideceğimiz konu, bundan sonra önümüzdeki yıllarda, sizler çok iyi biliyorsunuz bu süreçte yer alanlar, artık bundan sonra sektörel bazda raporlamalar olacak. Disclosure daha anlamlı bir hale gelecek. G20 tarafından kurulan finansal denge kurulunun iklim değişikliği ilgili kamuya açıklama standartları görev gücü Aralık ayında raporunu yayınlayacak ve buna paralel olarak da CDP önümüzdeki sene 18 sektör için ayrı soruları hazırlayarak bu süreçle CDP süreçlerini uyumlaştırmaya çalışacak. Zaten CDP'nin bu süreçlerin hemen hemen tamamında küresel çapta önemli bir oyuncu olarak yer aldığını
görmekteyiz. Ve buradan da ümit ediyoruz ki 2 derecenin altında bir ısınmayı becerebileceğiz. Bunu büyük ölçüde şirketlerin yaratıcı gücüne, inovatif gücüne dayandırmak lazım. İşte burada gördüğünüz gibi gururla belki ülkemiz açısından söyleyebiliriz. Çok sayıda şirketimiz, 7 şirketimiz global, küresel A listesinde yer aldılar. Arçelik her iki konumda da yer alarak hem suda hem iklim değişikliğinde dünyadaki 25 şirketten biri oldu. Bu müthiş bir başarı. Garantibank su konusundaki lider dünyadaki 73 şirketten bir tanesi ve tek finansal kurum. Bu da çok önemli. Tabii ki Zorlu burada zaten politikalarını açıkladılar. Onların da burada çok iyi bir konumda olduklarını görmekteyiz. Migros, tüketim malları, Pınar Süt, Brisa, bütün bunlar önemli gelişmeler kaydeden öncü şirketlerimiz. Şirketler bunu yapıyor da hükümetin de esasında bundan çok farklı bir düşüncede olmadığını sezmek mümkün. Sanıyorum bu 7 bankanın bir araya gelerek sürdürülebilir finans bildirgesini imzaladıkları bir aktivizme şahit olmuştuk geçtiğimiz ay. Orada Mehmet Şimşek demişti ki küresel ısınmayı 2 derecenin altında tutmak, serecenin değil, 2 derecenin altında tutmak hiç zor değil. Sadece hep beraber çalışmak lazım. Hep beraber derken şirketler, hükümet, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler birlikte çalışmak gerekir. Burada temel mesele tabii ki finans sistemini bu amacı gerçekleştirecek şekilde yeniden tasarlamak. Geçtiğimiz haftalarda bond sürecinde bunu gözlemleme fırsatı bulduk tekrar. Bir arkasına gelen tabii ki baskılar bir taraftan yatırım şirketleri üzerinde, varlık yöneticileri üzerinde ve diğer taraftan da bankalar üzerinde onların çok ciddi adımlar atmasına yol açıyor. Özellikle pasif yatırımcıların indeksler içerisindeki yüksek karbon üreten, yüksek karbonlu şirketlerin çıkartılması talepleri indeks üreticilerini zorluyor. Dolayısıyla gerçek anlamda bir kıvılcım noktasına gelmiş durumda iklim değişikliği konusu. Bond'da bunu çok yakından gözlemleme fırsatı bulduk. Bir şey daha bana neden kıvılcım noktasındayız dedirtti. Bilmem hatırlar mısınız? Şimdi bakıyorum burada kadınlar ve erkekler hemen hemen eşit sayıda. Hatta çok sayıda erkek var. Bu konudaki tartışmalar ilk başladığında bu konuyu sadece kadınlar konuşuyordu. Bu salonda %70-%80 kadın görürdük 2010-2011 yılında. Kadınların dünyaya bakışı, kadınların geleceğe bakışı, kadınların kendilerini daha yakın hissettikleri değerler itibarıyla o zamanlar iklim değişikliği şirketlerin işte bodrum katında ya da köşedeki bir ofiste yeni mezun, heyecanlı genç kızların yönettiği bir konu idi. Ama bugün şirketlerin en değerli uzmanları, şirketlerin en değerli profesyonelleri bunun başını çekmekte ve erkekler güce sahip oldukları için o gücün bu konuda da onlarda olmasını istedikleri için artık sahneye çıktılar. Ama yağma yok, kadınlar bu sahneyi bırakmayacaklar. Burada size çok sevgili bir dostumu tanıtmak üzere konuşmamı noktalandırıyorum. Nick Silver bizim bugünkü ana tema konuşmacımız. Nick Silver, iklim değişikliği konusu gündeme geldiğinden beri finans sektörü içerisinde nerede bir bilgi üretme kümesi oluştuysa bunların hepsinde yer aldı. CDP'nin kuruluşunda, iklim tahvilleri inisiyatifinin kuruluşunda ve daha pek çok kuruluşta Nick'in ismini görürüz. En son çok da güzel bir kitabı yayınlandı. Benim eşim prensip icabı kurgu okumaz. Pardon, kurgu olmayan kitap okumaz. Sadece kurgu okur da bilim kurgu.
Eğer kurgu olmayan bir kitap varsa evde bir akademisyen var der, o kitabı bana verir, şunu bir oku bakalım, bana özetle der. Ben onu okurum, özetlerim ona. Çok az sayıda kitabı kurgu olmayan sonuna kadar okumuştur. O kitaplardan bir tanesi de Nick'in kitabıydı. Nick şimdi bizimle sürdürülebilir finans konusundaki vizyonunu paylaşacak. Sevgili Nick, geldiğin için çok teşekkürler. Seni sahneye davet ediyorum. Çok teşekkür ederim.